kek donat yapmak için öncelikle bir adet yumurtamı kabın içine koyuyorum. Şekeri biraz çözeceğim. Burada eritmiş olduğum tereyağı var, onu döküyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Lezzet vermek amaçlı tereyağı tercih ettim. Sütü ilave ediyorum. Ve burada un, kabartma tozu, vanilya var. Hepsini birlikte eliyorum. Ve karışıma ilave edip bundan sonra hamur haline geleceği için çırpma aletine gerek yok. Karıştıracağım. Hamur yapacağım. Hamur birleşti. Biraz daha un ekleyebiliriz. Rahat çalışabilmek için, ama çok aşırı olmaması gerekiyor. Yumuşak bir hamur olacak. Ona göre tadı da sert olmasın. Tamamdır. Daha fazla karıştırmaya gerek yok. Hamurumuz tamam. Kısık ateşte ısınıyor. Tezgaha unluyorum. Sadece yapışmasını önleyecek kadar un kullanıyorum. Daha fazla kullanmıyorum. Bu şekilde çok ince olmayacak. Yaklaşık 1 santimden biraz daha ince. Açtım hamuru. Burada donat kalıbım var. Donat kesme kalıbı. Fakat siz normal yuvarlak bir kalıp kullanıp içine de daha ufağını veya gazoz kapağı kullanabilirsiniz. Bunu unluyorum yapışmaması için. Ve kesiyorum halkalar. Halkalarımız hazır. Bunun ortalarında tek halde kızartabilirsiniz. Tekrar hamur yapmaya gerek yok. Bu şekilde de gayet lezzetli ve tatlı olacak. Hamurum kızıp kızmadığını bir tane donatın ortasıyla deniyorum. Şu anda kızarmış gözüküyor. Evet. Birazcık daha bekleteceğim. Çünkü atar atmaz kızarmaya başlaması lazım. Evet, yağım kızdı. Şimdi çok fazla aşırıya gitmeden, çok doldurmadan kızartmaya başlıyorum. Bir seferde bu boy bir tencereye 3 tane koymak yeterli, yoksa ısısını düşürecektir. Bir tarafta kızarınca diğer tarafına çevireceğim. Ve kızarır kızarmaz burada toz şeker ve tarçınım var. Onu karıştırıyorum, hazır bekletiyorum. Direkt ona bulayıp servise hazır hale getireceğiz. Ve donat en iyi sıcakken veya ılıkken yenen bir tariftir. Sardı bile ben konuşurken. Hemen çevirelim. Bu arada deneme topumuz olmuş bile. Hemen buluyorum. İki tarafı da kızardı. Şekeri bulamadan önce bir mutfak havlusuna koydum. Bu şekilde. Zaten çok fazla da çekmiyor ve sıcağı sıcağına buluyorum. Bu şekilde donatlarımı bir yandan kızartıp bir yandan çıkarı çıkarmaz tarçın şeker karışımını bulamaya devam edeceğim. Bir yandan da yemeği.
Donatın ortasından çıkan yuvarlakları da kızartıyorum. Gördüğünüz gibi az bir malzemeyle bir sürü donatımız oldu. Tadına bakacağım şimdi tekrar. Gördüğünüz gibi kek hemen kızgın yağda pişmiş içi. Kek hamuru zaten bu. Güzel, sıcak ve ılık yenir. Piştikten 1-2 saat içinde. Ve de tabii ki kahveyle yenir. Hepinize afiyet olsun. Denenmiş ve tutan yüzlerce tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşça kalın.